Adı Ercan Erkan. Beşiktaş'taki yangın faciasında o da oradaydı. Marangoz olarak çalışıyordu. 29 kişinin öldüğü mekandan sağ çıktı. İfade verdi Erkan. Başından sonuna olan biteni anlattı. Kahreden detaylar var. Ve Efe Demir. O ise hayatını kaybedenlerin en genciydi. Henüz 17 yaşında canını dişine takmış, mekandaki sahnenin bayrama yetişmesi için çabalıyordu. Babası oğlunun henüz hayattayken gösterdiği o büyük fedakarlığı ATV Haber anlattı. ...29 kişiye mezar olan yangında o faciadan sağ çıktı. Marangoz Ercan Erkan şans eseri hayatta kaldı. Verdiği ifadenin her satırı yürek yaktı. Çalıştıkları yerde böyle birden bir alev topu meydana geliyor. Patronu Ercan Bey diyor, sen yangın tüpünü, söndürücüyü bana ver, kendinizi dışarı atmaya çalışın diyor. Erkan, işçilerini kurtarabilmek için yangın tüpüyle müdahale ettiğini, alevler yatışınca da çalışanların kaçmayı bıraktığını söyledi. İşte tam o esnada elektrik kesildi ve yangın daha da alevlendi. Kendini can havliyle tuvalete atan Erkan, sürünerek dışarı çıkmayı başardı. Anlattıkları akıl almazdı. Aman Allah'ım. O esnada tekrar bir alev meydana geliyor. Ve yitip giden canlardan biri. Daha 17'sinde ekmeğini taştan çıkaran, alın teriyle para kazanan marangoz Efe Demir. Dekor çalışması yapıyorlardı. Olayın olduğu gün işte çalıştıkları yerde böyle birden bir alev topu meydana geliyor. Beşiktaş'taki yangın faciasında hayatını kaybedenlerden en genciydi. Benim evladım 17 yaşındaydı. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Ateş düşen evlerden biri de Sarıyer'deki bu evdi. 17 yaşındaki Efe Demir'in eviydi burası ve Efe Demir'in olay başladığı andan itibaren kahramanlık yaparak yangın tüpüne sarıldığı ortaya çıktı. Alev gördüğü sırada yangın tüpünü alıyor. Hemen ulaşabildiği yerde yangın tüpünü alıyor. Müdahale edebilmek için. Demir alevleri söndürmeye çalışırken devreye yangından yaralı kurtulan ustası Ercan Erkan girmiş ve bir an önce ona çıkmasını söylemişti ama o kaçamadı. Bir nevi orada kahramanlık yapmış, yani yangına müdahale etmeye çalışmış ama tabii ki olmadı, rahmetli oldu. Sonrasıysa içler acısı. 17 yaşındaki Efe Demir daha çıkışa varamadan gazdan etkilendi ve feci şekilde can verdi. Tıpkı evlatlarını genç yaşta toprağa veren Demir ailesi gibi hayatını kaybedenlerin yakınları da 29 kişiyi ölüme götüren ihmallerin bir an önce ortaya çıkmasını istiyor. Bu mekanla ilgili birçok eksikliklerin olduğu, ruhsatının olmadığı, iş güvenlik tedbirlerinin tamamen hiçe sayıldığı, havalandırma ve çıkış kapılarının yetersiz ve kapalı olduğu konusunda duyuyoruz. Bu olayın kesinlikle arkasını bırakmayacağım. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.